alışkanlık terk etmek güç bir iş. Belli yaşa gelene kadar bir insan düşünmeye başlayana kadar dağda yetişmiyor, büyümüyor. Kimsesiz bir kavanozda da büyütmüyoruz onu. Bu toplumun içinde ailesinden başlayarak okulu, asker ocağı, sokağı, mektebi değil mi? Orada artık ne camiye gidiyor dini adına, orada bunu duyuyor. İşte tanıdığı bir hacı emmisi var, Hecaz'a gidip gelmiş, ona gidiyor, bunu duyuyor. Efendim filan alim gelmiş, onu dinlemeye gideyim, şalvarlı, sakallı, full aksesu var. Onu dinlemeye gidiyor, aynı şeyi duyuyor. Yani herkes üstüne berçin, üstüne berçin, berçin. Bu fukara o berçinlerin alayını birden nasıl koparsın, nasılsın yani? Kolay bir iş değil. Bir de hiçbir şey de bilmeyince dayanacağı bir şey yok. Yani bir ağırlığı itekleyeceksiniz ama bir yere dayanıp kuvvet alırsanız itekleyebilirsiniz. Yoksa mücerred şöyle durup da bir ağırlığı itekleyemezsin. Örneğin bir kasayı. Bir yere dayanacak, sırtını bir yere vereceksin. İşte sırtını vereceğin yer sağlam bilgi. Kendi tahkikin, ulaştığın doğrular. O sağlam, yani ona dayandım, o geri gitmez. O seni tutar orada. Sağ oraya dayanarak öbür hurafeleri itebiliyor insan. Sağlam. Ama kendinde hiçbir şey olmayan adam neye dayanıp da bunu yapacak? Daha diyor ki ya kim uğraşacak, bakıyor çok çetrefilli, zor mor görüyor diyor. Elden gelen düğün bayramı yani. Böyle belledik, böyle gider. Yani kimse rahatsız olmuyor, sen niye rahatsız oluyorsun diyor. Öyleyse sürdür bu yolu, bu gidişi. Bu da tabii nefsin aczinden, yani kolaylık. Aslında din bu kolaylıktan daha kolay. Bu tür kolaylık rahatsız edici bir kolaylık. İtminan vermeyen bir kolaylık. Aklı ikna etmeyen, insan haysiyetini düşüren, insanı onurdan mahrum bırakan bir kolaylık.